ardından saha içinde belki de çok fazla görmeye alışık olmadığımız bir tablo vardı. Hem sizin huzurlu görüntünüz, mutlu görüntünüz hala en çok konuşulan konulardan birisiydi. Hem 90'daki hem de maçın ardındaki görüntü hakkında neler söylersiniz hocam? Kazanmak için sahaya çıktık. Güzel bir futbol oynayıp kazanmak istiyorduk. Hak ettiğimiz bu sonucu aldığımızı düşünüyoruz. 10 kişi kalmamıza rağmen hata yaptık orada. Kaleci pası yanlıştı. Ondan sonra top kaybı oldu. Ama bütün oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi. Seyirci olağanüstü destek oldu. Dolayısıyla bugün 3 puanla ayrıldık. Ama yine de tabii aldığımız sonuç bulunduğumuz yerde bizi memnun etmiyor. Üzgünüz. Taraftarın olağanüstü desteği var başından sonuna kadar. Yeni bir değil, yeni bir şey değil, bu eskiden beri var. Hem bu desteğine teşekkür ediyorum, hem de şiddet ve küfrün olmamasını diliyorum. Bu konuda başkalarının yanlışlarını, kötü örneklerini biz kullanmamız doğru değil. Taraftarın beni sevgisinden ne olursa olsun beni sevmelerinden çok davranışlarının olumlu olması, örnek olmasını istiyorum ki genelde öyleler. Kamuoyundaki olumsuz havadan evet rahatsız oluyorlar, haksızlıkla isyan ediyorlar ama bunu haklı olduğumuz yerde haklı kalmamız gerekiyor. Başkalarının yanlışları bize örnek olmamalı. Ben bugün bulunduğumuz yeri de tarif edeyim. Tabii önümüzde iki maç var, kazanırız kaybederiz, hiç önemli değil. Ama tabii sonuç olarak hedef şampiyonluk olan Beşiktaş'ta bulunduğu yer itibariyle, bugün itibariyle dördüncülük üzüntü verici. Bunun da tek sorumlusu benim. Yönetim başta başkanımız olmak üzere ilk günden beri bana kucak açtı, destek oldu, yanımızda oldu. Oyuncular olağanüstü çalıştı, taraftar destek oldu. Dolayısıyla cami olarak hep yanımda oldu. Böyle bir güvensizlik var diye söyleyenler var, onlar yanlış düşünüyorlar. Susmamızın ve bazı konuşmalarının başkaları tarafından bir yere taşınması, o bizim dışımızda gelişen olay. Maçtan evvel de söyledim, geçen hafta söyledim, bugün de söyleyeceğim. Bugün geldiğimiz nokta bugünün işiydi. 50 yıllık birikimin çocukluğumda, gençliğimdeki yoklukta mutluluğumuz ama varlık olduğu zaman hala o yanlışların devam etmesinden rahatsızım. Bunu futbol içerisinde biri olarak söylüyorum. Ağır kelimeleri burada kullanarak kimseyi üzmek istemiyorum ama suskunluğumuz, enayi olduğumuzu, hiçbir şey görmediğimiz anlamı taşımasın. Her şeyi görüyoruz. Keşke Allah bize onları hiç göstermeseydi de biz de üzülüp de tepkimizi koymasaydık. Onun için susma hakkımı hep kullanıp kimseyi kırmak istemiyorum. Çünkü ister istemez olayın içerisinde bazı şeyleri söylemek zorunda kalıyoruz. Bu duygularımla olan bir şey ama burada bir hesabım yok. Hesabı kitabı olanlar zaten istediği gibi yolu çiziyorlar, haritayı çiziyorlar. Biz de oyunu oynuyoruz. Teşekkür ederim. Hocam bizler teşekkür ederiz. Belki de hocalarına güzel bir hediye ile önemli bir galibiyet sundu. Mücadeleyle başlayalım. Ekip oynan liga fue un bello resultado en final. Sí, contento, contento por poder darle esa victoria a nuestros aficionados en los 100 partidos del entrenador. Bueno, eso es, habla de que ha hecho un gran trabajo hasta el día de hoy con el Besita y bueno, es un gran entrenador y estamos satisfechos y contentos de tenerlo a nuestro lado. Y sí, bueno, después de haber perdido el último partido, pues era importante volver a ganar en casa y pelear hasta el final, ¿no? Evet, bugün hem taraftarımıza bu galibiyeti yaşattığımız için hem de hocamıza 100. maçında bu galibiyeti yaşattığımız için ayrıca tabii ki mutluyuz. Zor bir haftadan çıktık, zor bir mağlubiyet aldık. O haftadan sonra yeniden galibiyetle beraber lige dönmek bizim için çok güzeldi. Takım şu anda 4. sırada ve Fabri ligin en az gol yiyen takımını 27 golle Beşiktaş'ın kalecisi. Bu durumu, bu sıralamayı, bu gol sayısını nasıl değerlendirecek? Que lleva menos gol en el liga. Tú también eres portero que lleva menos gol. ¿Qué dices sobre esa situación? Sí, bueno, creo que hemos trabajado bien durante el año. Creo que somos los menos goleados porque yo te digo, hemos hecho un gran trabajo y nos ha faltado algunas veces tener la suerte de hacer goles y tener más puntos. Y bueno, no, yo creo que yo a nivel personal doy todo lo que tengo, unos días mejor, otros días peor, pero bueno, doy todo lo que tengo
intento también darle seguridad y transmitírsela a mis compañeros y que sepa que estoy ahí. Y bueno, también mis compañeros también me quitan mucho trabajo, ¿no? Evet, bu büyük bir çalışmanın ürünü diyebiliriz. Sezon boyunca çok iyi çalıştık. Hala da çok iyi çalışmaya devam ediyoruz. Ama baktığınız zaman belki de gol yollarında bazı şanssızlıklar yaşadık. Onları yaşamasaydık şu anda tablo çok çok farklı olabilirdi. Ben bireysel olarak elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bazen işler yolunda gidiyor, bazen gitmiyor. Ama tabii ki takım arkadaşlarımın da bana yardımı göz ardı edilmez. Üstümden büyük yük alıyorlar. Onlar da çok yardımcı oluyorlar. Teşekkür edelim, başarılar dileyelim kendisine. Hemen Necip'le devam edelim röportajlarımıza. Necip, hoş geldin, tebrikler bir kez daha. Neler söyleyeceksin mücadele hakkında? Oradan başlayalım. Tabii ki bugün güzel bir futbolla, güzel bir galibiyet aldık. İyi bir oyunla. Daha fazla dağıtabilirdik ama 3 puan alan taraf biz olduk. Bundan sonra da önümüzdeki maçları kazanıp duruma bakacağız. Bugün sen de çok çalıştın. Takım belki de oyuna girdikten itibaren en çok çalışan isimlerinden biriydin ve maçın ardından çok güzel bir tablo vardı sahada. Hem Şenol Hoca'nın çektirdiği üçlü hala sosyal medyada en çok konuşulan konulardan birisi. Bu konuyu nasıl değerlendirirsin? Ya tabii ki taraftarımız Türkiye'nin en iyi taraftarı diyebilirim benim için. Sahaya çıkıp her şeyimizi vermeye çalışıyoruz. Ya tabii ki bu sene biraz daha puan kayıpları yaşadık ama daha fazla kazanabilirdik. Ama şimdi dediğim gibi önümüzdeki iki maçı da kazanıp duruma bakacağız. Müthiş, teşekkürler sana da, başarılar dileyelim, yeniden sizdeyiz. Mücadele hakkında neler söylemek ister, oradan başlayalım. Não, agradecer a Deus pelo dia de hoje, pelo por mais jogo. Acho que hoje era nosso pensamento realmente era fazer bom jogo. Para que voltássemos a ter a confiança, ainda mais com a nossa, junto à nossa torcida. E é o que conseguimos. Infelizmente, acabamos aí o jogo sofrendo um pouco pela expulsão do Tusco, mas fizemos bom jogo, tivemos a maior parte do jogo, tivemos o controle do jogo e feliz por marcar gol, meu primeiro gol aqui em casa e também por ajudar o time no dia de hoje com essa vitória. Evet, Allah'a şükürler olsun, taraftarımızla beraber iyi bir maç geçirdiğimizi düşünüyorum. Maçın sonlarına doğru belki biraz acı çektik, belki biraz pozisyonumuzu kaybettik, top bizde kalmadı ve rakip takım üzerimize geldi. Ama sonuç olarak iyi bir maç oldu, iyi bir galibiyet oldu. Bundan sonraki kalan haftalarda da aynı şekilde geçmek istiyoruz. Beşiktaş bu sezon şu an için savunma oyuncularından 11 gol ve 16 asistlik çok güçlü bir katkı aldı. Bu katkıyı nasıl okuyalım? Os jogadores defensivos do Beşiktaş marcou 11 gols e 16 assistências. O que você acha do esse força que defesa dá para ataque? Não, eu acho que é o que buscamos sempre, né? A gente independente de sermos trabalhamos na defesa, mas eu mais na minha posição como lateral tento realmente dar essa opção na frente, às vezes quando sempre dá, né? E não sempre, mas sempre quando podemos aí temos essa liberdade, o treinador sempre nos dá essa liberdade para a gente realmente atacar e também tentar fazer essas assistências, mas feliz, acho que feliz pelo trabalho em todo, pelo dia de hoje, mais ressaltar o dia de hoje, que viemos de uma derrota difícil, e depois de uma derrota difícil, é difícil você ter a motivação que tivemos hoje, mas acho que temos que levantar a cabeça e continuar assim até o final. Eu acho que para orgulho de todos e também pela gente, pelo nosso torcedor. Bütün oyuncular olarak skora katkı yapmayı düşünüyoruz. Her zaman hedefimizde bu var tabii ki. Özellikle ben bir bek oyuncusu olarak hocamın da verdiği serbestlikle beraber, güvenle beraber hücuma, gollere katkıda bulunmaya çalışıyorum. Geçen hafta zor bir mağlubiyet aldık. Bu tarz mağlubiyetlerden sonra bir sonraki maça motive olmak, konsantrasyon yakalamak gerçekten zordur. Ama bugün zor olanı başardık. Dediğim gibi bu şekilde de geri kalan maçlarımızda galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Teşekkür ederim, başarılar dilerim. Tekrar çalışacağız.
Başka sormak istediğiniz arkadaşlar? Adriano Sosic vardı sahada ama birliktelik de vardı tribünler adına. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugün işte onu söylüyorum. Yani gerçekten taraftarımız muhteşemdi. Takımımıza her zamanki gibi sonuna kadar destek çıktılar. Takım da bugün gereğini karşılığını vererek 3 puanı aldı inşallah. Önümüzdeki hafta rakiplerimizi tabii ki puan kaybı şart. Bizim şampiyon olmamız için bir avantaj kaybettik ama olmaz diye bir şey yok. Her şey olabilir. Biz de sonuna kadar kovalayacağız şansımızı. Sayın Albayrak, Adriano'nun o jeneriklik golü için bir yorumunuz var mı? Bunu geçen sene de yapmıştı biliyorsun. O yüzden Rize maçında. Çok harikaydı. Ben de ayakta alkışladım. Yani hepimiz öyle. Metin gerçekten Bey, muhteşem oldu. Şenol Hoca'nın maç öncesi yaptığı bir açıklama var. Bir yıl daha kontratım var. Taraftar istemediği sürece ben Beşiktaş'tan ayrılmam ifadesini kullandı. Son dönemde olan gelişmeler acaba sezon sonu bir karar değişikliği olur mu sorusunu akıllara getirmişti ya ama biz, bugün hocanın yaptığı açıklama sanırım bu duruma son noktayı koydu. Siz ne dersiniz? Ya şöyle söyleyeyim. Tabii kurumlarda imzalar devam esaslılıktır. Skorlara göre alınan skorlara göre karar vermemek lazım. Ama biz görüyoruz ki bizim dışımızda gelişen fal bakar gibi özellikle gazetelerde işte sürekli hocayı yolluyorlar. Başka hocalar geliyor falan. Bunlar tabii hoş şeyler değil. Bunlara alışmamız lazım. Hocamızda bir sene daha sözleşmemiz var. Hocamızın dediği gibi. Hocamız da işinin başında. Devam ediyoruz. Yeni bir sözleşme imzalayıp farklı bir yıla yayma durumunuz var mı sezon sonu? Ya o sezon sonu bakarız ama şu anda daha hocamızla bir sene daha sözleşmemiz devam ediyor. Peki, teşekkürler. Teşekkür ederim. İyi akşamlar, sağ olun.